Şimdi Kanal Urfa izleyicileri, Kanal Urfa'da gündem özel programında Türkiye'nin, dünyanın en önemli kuruluşu olan Türk Kızılay'ı, konuşacağız. Bazı isimler markadır. Kızılay denilince dünyada akla gelen belli kuruluşların içerisinde adeta Türkiye'nin, bizlerin gururu olan bir kuruluş vardır. Urfa denince yine marka isimler akla gelir. Onların içerisinde operatör doktor Ahmet İnan hocamız akla gelir. İşte Türk Kızılay'ın Şanlıurfa'daki kaptanı operatör doktor Ahmet İnan hocamız ve yine kendisiyle beraber toplum merkezine hizmet veren Sefer Sağlam kardeşimiz, abimiz bugün Türk Kızılay'ını bizlere anlatacaklar. Sevgili dostlar, bazı hatırlatmalarda elbette ki fayda var. Bundan birkaç ay önce biz hocamızla birlikte, Ahmet İnan hocamızla birlikte Kızılay'ın faaliyetlerini anlatmak üzere sözleştik. Fakat o gün İbrahim Toranca Hak'a yürüdü. O programı gerçekleştiremedik. Bir sonraki programda buluşmak üzere dedik. Bugüne sözleştik. Bugün önemli bir gün. O önemli günün detaylarını Sefer Bey kardeşimiz bizlere anlatacak. Kızılay'ın, Türk Kızılay'ın dünya çapındaki hizmetlerini biliyorsunuz. Kızılay deyince akla gelen birçok şey var. Hepinizin yolu Kızılay'dan geçmiştir. Kızılay'ın önünde beklemişsinizdir. Kızılay'dan kan istemişsinizdir. Can istemişsinizdir. Ben Kızılay'ın Diyarbakır Şubesi'nin önünde 4 gün gece gündüz yattığımı hatırlarım. Anneme 18 litre kan temin etmek için. Yine Şanlıurfa'da hepimiz, Türkiye'de, dünyada her tarafında Kızılay deyince şefkatin adıdır aslında. İşte o şefkatin adının baş tacı Şanlıurfa'da güzel hizmetler oluyor. Bu manada biz Sayın Operatör Doktor Ahmet İnan abimize, başhekimimize, eskimez müdürümüze, eskimez abimize hem siyasette, hem şiirde, hem sanatta, bugün de hayır kuruluşun başında Ahmet İnan abimize hoş geldiniz de başlayalım efendim. Programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Hayır koymaya çalışıyoruz. Allah razı olsun. Ahmet abi, sizinle birçok programda beraber olduk. Bir ikilerde, gündüz, iftar programında, sahur programında, şiir programında, merhum Mehmet Akif İnan abimizi anma programlarında. Bugün sizi başka bir alanda izleyicilerimiz ve bizler izleyeceğiz. Sizleri biz misafir edeceğiz. Türk Kızılay'ı gibi dünya çapında nam salmış, gerçekten garip, gurebaya, fakire, muhtaca can vermiş, kan vermiş, emek vermiş de arkanızda onun aslında resmi var. Çok büyük bir kuruluşun Şanlıurfa Şube Başkanlığı'nı yapıyorsunuz. Öncelikle izleyicilerimiz adına tekrar hayırlı olsun diyoruz. Ben teşekkür ederim. Stüdyomuza hoş geldiniz. Sağ olun, çok çok teşekkür ederim. Sizin de buyurduğunuz gibi Kızılay her şeyden önce bir iyilik harekatı. Evet. Bu iyilik hareketinin içerisinde kesinlikle ve kesinlikle hiçbir ayrım gözetmeden, din, dil, ırk, renk farkı gözetmeden, insanlık, tarafsızlık, bağımsızlık, gönüllülük esasına dayanan bir uluslararası kuruluş. Her ne kadar adı Kızılay olarak geçiyor ise de, tabii ki uluslararası arenada Kızıl Haç'la da çok ciddi genel başkan yardımcılığı seviyesinde Türk Kızılay'ı ismini yapmış 1868'den bir kuruluş. 11 Haziran 1868'den beri kurulan ciddi bir kuruluş. Türkiye'nin hemen hemen ilk sivil toplum kuruluşu, ilk yardım derneği. O zamanlar tabii Doktor Marco Paşa, Doktor Abdullah Bey, Ömer Besim Bey ile birlikte Türk Kızılay'ı 11 Haziran'da kurulmuş oldu. Evet. 11 Haziran'da kurulmuş oldu ama kuruluş amacı o dönemler savaş esnasında insanlara yardım etme düsturu vardı. Türkiye'nin tabii o zamanki ekonomik durumu, o zamanki Türkiye'nin jeopolitik durumu tam bir iyilik harekatı noktasında değildi. Hilal-i Ahmer ile başladı bu iyilik harekatı ve sadece cephelerde değil artık, evet. Şimdi Türkiye'nin
bütün satında, evet, il bazında değil, ilçe bazında hem şube hem genel merkez ile birlikte dünya çapında 149 ülkeye yardım yapan çok ciddi bir kuruluş. 149 ülkeye, evet, Türkiye'deki yapılan şeyler hariç. Bu Kızılay'ın evrensellik ilkesine dayanıyor. Hı hı. Yani sadece yardıma muhtaç olan Türkiye'deki vatandaş elbette öncelik bizim halkımızdır. Evet. Öncelik Türkiye'nindir. Ama bilahare az önce sizin de buyurduğunuz gibi mazlumun, mağdurun yanında olma noktasında bu kırmızı ay, yani Kızılay, yani Hilal-i Ahmer, eskimez bayrağı, adıyla, eskimez adıyla dünyanın her yerinde bu bayrak onurla, şerefle dalgalanmaktadır. Evet. Tabii ki burada asıl olan gönüllülüktür. Yani gönüllülük esasına dayanır Kızılaycılık. Evet. Herhangi bir şekilde Kızılay çalışanları, genel merkez dahil olmak üzere sadece yönetim kurulu üstteki şeyler hariç, bunun dışında hiçbir şube, hiçbir yönetim kurulu, hiçbir kadın kolu, gençlik kolu hiçbir ücret almadan meccanen Allah rızası için insanlığın yanında olan çok ciddi bir kuruluş. Evet. Tabii biz Kızılay deyince akla ilgili bazı şeyler geliyor. Kan merkezi geliyor. Hayır. İlk aklımıza gelen o. İlk aklımıza gelen elbette ki o. Evet. Çünkü hepimizin hayat kurtarması ve mutlaka hayatımızın bir noktasında kesiştiği, evet, bir nokta oluyor. Sizin de az önce Diyarbakır anısını anlattığınız gibi. Ama sadece Kızılay Kan Bankası değildir Kızılay hizmeti. Kızılay'dan az önce biraz sonra Sefer arkadaşımız anlatacak bir çok ciddi bir toplum merkezi vardır ki, evet, 16 tane merkezimiz vardır. Bu 16 merkez bulunduğu ilde topluma değinmek gibi problemler var ise bunların peşinde koşan önemli bir kuruluşumuzdur. Yine kan merkezinden başka, toplum merkezinden başka bir sosyal uyum yardım planımız, programımız vardır, evet, ki bu da Avrupa Fonu ile desteklenmekte olup uyum sağlayan, yani çok göç alan bir il Urfa, hı hı, Türkiye'nin nüfusuna göre en çok mülteci gelen, dünyada en fazla mülteci Urfa'da. Urfa'dadır. Buna inanın öyledir. Evet. Evet. Dolayısıyla bu uyum merkezimiz de, sosyal uyum yardım programımız da Urfa'da çok aktif ve ciddi olarak çalışmaktadır. Tabii ki tek başına şube veya tek başına Kızılay Kan Merkezi, tek başına toplum merkezi yetmiyor. Evet. Bir de bunun yan kuruluşları olmalıdır. Nedir? Gençlik kollarımızdır. Meccanen Allah rızası için sokak be sokak, ev be ev bu genç kardeşlerimizle Kızılay ruhuna, Kızılay misyonuna, Kızılay ahlakına, Kızılay'ın fikirleri içerisinde yardıma ev ev, sokak sokak, köşe köşe bu genç arkadaşlarımızla birlikte faaliyet yapmaktayız. Yine aynı şekilde kadın kollarımız vardır. Kadın kolları da bizlerin giremediği tek yaşayan kadınlarımıza, yalnız yaşayan ihtiyar kadınlarımıza, dul kadınlarımıza o şefkat elini uzatan bizim kadın kollarımız da elbette ki var. Bütün bunların ötesinde ki önemli bir şey, bizler ilk yardım kursu verme durumundayız. Genel merkezle anlaştık. Bu haftanın da esas bu akşam burada olmamızın ana sebebi de, evet, zaten Türkiye'deki İlk yardım haftası olması nedeniyle bu programı Kanal Urfa bizlere sağ olsun misafir etti. İlk yardım bilincini halka vermek ve en azından halkımızda bir farkındalık oluşturma noktasında ilk yardım kursları veriliyor. İşte toplum merkezimizde de ilk yardım kursları da meccanen, ücretsiz. Malumumuz 14 yıl sağlık müdür yardımcılığı yaptık. Evet, siz biliyorum. Beraber çalıştık. İlk yardım kursları ciddi paralarla alınır. Evet, yani doğru. Bir defa diyelim siz iş yerinde beni çalıştıracaksınız. Evet. Dersiniz ki ilk saat önce git, var mı? İlk yardım sertifikası al, evet, ondan sonra gel. Evet. Ben sağlık müdürlüğüne giderim. Efendim kurs ne zaman açılıyor? Vallahi bilmiyoruz. Hele, evet, bir bakalım. Ekim'de bir gelin de bir bakalım. Kasım'da gelin. Evet.
Bir de paraya tırdık biz. Tabii. Abi bu evet, çok iyiymiş. Evet. Şu anda toplu merkezimiz meccanen Allah rızası için eğitilmiş. İşte biraz sonra zaten. Sefer abi meccaneni ben bilmiyorum. Ha sen bir tarif et. ücretsiz olarak, gönüllü olarak halkımıza evet. kursları veren bizim toplu merkezimizde böyle bir birim var ve sertifikalı. Peki bunu herkes yetkili. Alabiliyor mu? Elbette. Mesela ben şu anda burada program yapıyorum veya şimdi bir kurumda çalışıyorum. Şimdi bunu şöyle planlamak ne, lazım. Için? Mutlaka almanız lazım. Evet. Ben önce hedef gruplarımızı söyleyeyim. İlk yardımcı arkadaşımız bunu daha güzel detaylı anlatacak. Bir defa polisler, emniyet mensupları. Çünkü herhangi bir adli vaka olsun, herhangi bir trafik kazası olsun, herhangi sosyal vaka olsun, ilk defa polis oraya intikal ediyor. Evet. Polislerimizin, yani emniyet mensuplarımızın... Hatta bazen 112 polisi bekliyor, polis gelsin olmasa kendisi gelsin. Evet. O adli yönden ciddi mesul olmama noktasındadır evet. o. Hassasiyet gösteriyorlar evet. o noktada. Belki önce müdahale yapılması ki bence de daha doğrudur. Polislerimiz, jandarmalar yine olay yerinde ilk şey olan. Evet. Milli eğitim mensupları öğretmen kardeşlerimiz aynı şekilde. Din görevlileri. Din görevlileri, müftülüğe bağlı olan, diyanete bağlı muhtarlar. Olan din görevlilerimiz, muhtarlarımız, ev hanımlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız, inan ki Tarım İl Müdürlüğü'nde çalışan personelimiz, inan ki Orman Müdürlüğü'nde veya bankada çalışan evet. personellerimiz, ben toplumun her kesiminin ilk yardım bilinci alması noktasında ısrarlıyım ve bu haftada, bu akşamda inşallah şimdi, bu nedenle tabii, affınıza sığınarak söylüyorum. Mesela bir araç alıyoruz. Aracı aldık. Evet. İşte sıfır çektik. Evet, evet. Hemen aracın kullanma talimatını alıyoruz. Evet. Diyoruz ki işte hararet yaparsa ne yapar, ne yaparsa kırmızı ne yapar. Işık yanarsa peki. Ne olur? Evet. Yani aracın kullanım kılavuzunu öğrenmezsek sıkıntı yaşıyoruz. Abi bu aynen. gece arıyoruz servisi. Tabii. Ya abi bu ışık yandı ne? Diyor tabii. ki işte şuraya basarsanız söner. Evet. Şöyle yaparsanız sanırım yakıtınız kötü evet. veya havanız eksik. Evet. Hava peki insan evet. eşref-i mahlukat bunu bilmek, tanımak elbette ki bizim vecibelerimiz arasında olması İnan gerekiyor. İnan ki farzdır. Farz-ı aynıdır. Farz-ı kifaye bile değil. Bazı olaylar size öyle geliyor değil mi? Evet. Adamı kaza veya yapmış olduğu iş öldürmüyor. Evet. Müdahale öldürüyor. İhmal öldürüyor. Veya ihmal evet. öldürüyor. O noktaya isterseniz Sefer evet, kardeşimiz Sefer Bey'e devam etsin. Dönelim. Ben tekrar... Soyadı da sağlam. Sağlam. Sefer kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk Sait Bey. Yani ben tabii Ahmet abi ben buraya rozeti taktım da abi korsan değil değil çok, mi? Hayır, hayır. Orijinaldir. gönüllü olmak istiyorum bir. Sorular var bu arada. Evet, tabii. Yerle ilgili sorular var. Evet. Bir belediye başkan yardımcımız diyor ki Kızılay'ın yeri ne olacak? Onu konuşuruz. Onu bir ara konuşuruz. Ben bir gönüllü olmak istiyorum size. Sizinle beraber çalışmak istiyorum diyenler var. Kan bağışında, kan kardeşi olmak istiyorum. Bazı hastalar var her ay. Ayda rutin 15 gibi. Günde bir, ayda ki biz bir onlara madalya kan. Veriyoruz. Evet. Rozetler evet, takıyoruz. Evet, evet. Evet. Bununla ilgili Ahmet abinin sizin tabii bölümler ayrı olabilir. Bir defa bugün dünyada ilk yardım haftası nedeniyle buradayız. Evet. Bu etkinlikler dolayısıyla şu anda izleyicilerimizin huzurlarındayız. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle böyle bir yayında buluştuğumuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kızılay adına burada olmaktan çok mutluyum. Dünya İlk Yardım Günü 14 Eylül. Her yılın Eylül ayın 14. gününde Dünya İlk Yardım Günü olarak kutlamalar yapılıyor. Biz de Kızılay olarak bu kapsamda Kızılay Dernekleri Federasyonu olarak bu hafta hep bu şekilde kutlamaya çalışıyoruz elimizden gelen faaliyetler kapsamında. Halkımızı bilinçlendirmek, gerekli seminerler, eğitimler düzenleyerek etkinliklerimizi sağlıyoruz. Bu yılın ilk yardım günü temasını ayrımcılık ve dıştanlığa gözetmeksizin herkes için ilk yardım olarak Kızılay Dernekleri Federasyonu. Herkes için. Ayrım gözetmeksizin. Kesinlikle. Evet. Zaten bizim Kızılay olarak bütün hizmetlerimiz sadece ilk yardım değil. Kızılay'ın kuruluş amacı 150 yıllık iyilik çınarının evet. 7 ilkesinden biri ayrım gözetmeksizin hizmet. Biz bunu bu bağlamda dışlama yapmadan. Kesinlikle. Yani Ahmet abimizin, başkanımızın ya ben abi resmi olamıyorum ya. Rica ederim. Samimi olamıyorum. Evet, estağfurullah. Din, dil, ırk evet. farkı gözetmeden kesinlikle. Sadece insansa tamam. Ve yardıma muhtaçsa seve seve
her türlü fedakarlıkla evet. koşar. Zaten ilk yardım uygulaması yaptığımız birinde, yani düşünün bir kaza olmuş bir yerde. Evet. Biz insani görev olarak gittiğimiz zaman kişinin ilk başta zaten dinini, dilini, ırkını sorgulayarak müdahale etmiyoruz. Kan grubunu, takımını, milli takımını. Ama bunu bizim yerleştirmek istediğimiz bu düşünce, hani dinini, dilini, ırkını bildiğimiz kişiler oluyor. Bunların başına kaza gelebilir. Bu gibi durumlarda biz bunu gözetmeden bu farkındalığı yaratıp müdahaleyi gerçekleştirme çerçevesinde uygulamak istiyoruz. Eyvallah. Allah razı olsun. Abi ben biraz dersime çalıştım. Çok iyi çalışmışsın. İzleyicilerimiz bu arada 79 tane soru sormuşlar. Evet. Ben onlara iyi yayınlar diyenler, bu arada personeliniz evet, sizlere selam gönderiyor Hatice Hanım. Evet. Ben bir iki tane başlığı açmanızı istiyorum. Dediniz ki Kızılay deyince sadece kan akla geliyor, yardım akla geliyor. Değil. Evet. Biz artık dünya çapında hizmet veren bir kuruluş. Evet, evet. Bu büyük kuruluşun eğitim bağışları var. Bu eğitim bağışlarına biz nasıl yardım edebiliriz? Evet. O yolları da, kanalları da ben izleyicilerimize paylaşacağım. Evet. Ben bir de şu anda üniversite öğrencisiyim. Ufalıyım. Ailem bana bakamıyor. Evet. Beni gönderemiyor. Mesela şu anda diyelim bize başvuran yüzlerce insan var. Evet. Şu anda da bizleri izliyorlar. Evet. Sevgi bohçası bağışı var. Evet. Genel nakdi bağışlar var. Evet. Sosyal yardımlarınız var. Evet. Uluslararası bağışlarınız var. Evet. Bir de afete müdahaleniz var ki evet. dünya buna parmak istiyor. Evet. Bir diğeri zekat, adak ve fidye evet. bağışlarınız evet. var. Kan hizmetleriniz var. Bu artık sona almışlar bunu. Evet. Aynı bağışlarımız var ve gayrimenkul bağışlarımız evet. var. Mesela Urfa'nın en güzel bir mahallesinde Kızılay'ın koca koca binaları var. Doğrudur. Değil mi? Doğrudur. Bağış yöntemlerini de anlatacağım. Ben izleyicilerimize sizlerle de paylaşacağım. Evet. SMS. Başkanım bunu herkese yapmıyoruz. Her biliyorum. Sağ olun. Efendim 2868 SMS ile bağış gönderebiliyorsunuz. Evet. Bunu sevgili Zekeriya KC olarak yazarsa yönetmenimiz 2868'e dünya çapındaki bu hizmete sizler de ortak olmak istiyorsanız, bu çorbada sizin de tuzunuzun olmasını istiyorsanız lütfen 2868 Kızılay'a bağışlayın evet. ve ulaşsın. Evet. Şimdi bu kadar. Buyurduğunuz gibi Kızılay'ın sadece hizmet noktası, kan bağış noktası evet. değil. Yardım yapabilecek, akla gelebilecek ki burs da bunun içerisindedir. Diğer bağış sistemleri, kurban, zekat da bunun içerisindedir. Hepsi büyük bir şey içerisinde. Ama bugün daha ziyade ilk yardım haftası olması nedeniyle ben çarpıcı bir şey söyleyeyim. Evet. Kazaların ilk 10 dakika, 5 dakikada yapılan müdahalesi, eğer müdahalesiz olursa... Ahmet abi bir parantez açabilir miyim? Tabii. Kıymetli dostlar, operatör doktor Ahmet İnan abimiz yıllarca Şanlıurfa'da müdürlük yapmış, yöneticilik yapmış, hastane başhekimliği yapmış, duayen bir genel cerrahımız. Evet. Yani bu konuda... Ve ihtisasında iz yardım. Bu konuda da yani üzerine Urfa'da biz şu anda da özel bir hastanenin yine başhekimliği evet. yapıyor. Hani benim gibi Kızılay gönüllüsü değil. Onu anti parantez söyleyelim. Hani ben söylediğim şeyler evet. Hazreti Google'dan alınan şeyler. Ama olsun, sizinki şu anda rağmen, ilmidir. Buna rağmen evet. Hepsi de son derece kıymetli evet. ve doğru olan bilgiler. Trafik kazalarının %10'u ilk 5 dakikada müdahale edilmez ise kaybediyoruz. Yani ölüyor. İlk 5 dakika hayati bir nokta. Hele hele %45'i de ilk 30 dakika. Aman yarabbim. Yani bir trafik kazası, bir damdan düşme, bir herhangi bir darp olayı vesaire olayı, ciddi yaralanma, bir yaralanma, bıçaklanma, hepsi bunlara dahil. Neyse. İlk 45 dakikada %45'i ilk yarım saat içerisinde maalesef kaybediyoruz. O halde ilk yardımın ehemmiyeti burada ortaya çıkıyor. İlk 5 dakikada vakaların %10'unu kaybediyoruz. Hı hı. Eğer bilgili, aklı başında, yetkili bir ilk yardımcı... Çok basit bir hareket. Çok basit. Belki solunum evet. yolunu açmak. Evet. Belki bir kalp masajı. Evet. Belki bir suni solunum. Evet. Belki bir kırık, kanayan kırığın aksını düzelterek onu bir tamponu tespit ederse veya bir bandaj
tatbik ederse, usulüne uygun tabii bu arada ki, tatbik dönüyor ederse, arkadaşlarımız. Evet, bu hayat kurtarıyor. Evet. Bakın çok önemli. Vakaların %10'u ilk 5 dakikada kaybediyoruz. Evet. %45'ini ise ilk 30 dakikada müdahale edilmez ise kaybediyoruz. Evet. O halde ben halkımıza, insanlarımıza buradan önemle rica ederek söylüyorum ki mutlaka ve mutlaka ilk yardım eğitimini, ev hanımı olsun, genç olsun, orta yaşlı olsun, memur olsun, esnaf olsun, mesleki grubu ne olursa, tabii hedef kitleler biz az önce söyledik. Öncelikle onlar mutlaka almalı onlar diyoruz. Mutlaka altını almalı çiziyoruz diyoruz. Ama evet, herkes evet, de almalı. Herkes almalı. Bu bilinç içerisinde olunursa bilen bir kişinin o ilk 5 dakikadaki müdahalesi veya o ilk yarım saatteki müdahalesi sağlıkçılar gelinceye kadar bizim yaptığımız şey yani ilk yardımda, ilk yardım kursu alanlar ilaçsız bir müdahaledir. Tabii. Herkesin yapabileceği sadece, bir müdahale. Evet. Yani herkesin aklı başında sosyal seviyesi normal olan bir insanın rahatlıkla alabileceği bir eğitimdir. Sefer Bey bu konuda evet, nasıl eğitimler... 2 dakikalık bir zamanımız var. Evet. Kıymetli dostlar, Sefer Sağlam kardeşimiz işi tabii sağlama bindirmek üzere. Bu işin uzmanı. 2 gün önceden buraya geldi. Ben buraya bir şey kuracağım, bir stand kuracağım ve can kurtarma olayını, müdahale olayını göstereceğim. Evet. Tabii ona pek sıcak bakmadılar. İnşallah başka bir gün, başka bir gün Sefer kardeşimizi yine alalım. Ben bir vatandaşım, evet, bir kurumun yöneticisiyim. Kurs almak. Şu anda 100 tane benim diyelim benimle beraber çalışan her arkadaşım var. Bir tanesi fenalaştı. Evet. Ona nasıl müdahale edeceğim? Tabii ki. Evet. Bunun için kursa nereye başvuracağım? Kime başvuracağım? Hangi günler olacak? Kaç hafta olacak? 16 mesela saat. Ben mesaideyim. Evet. Mesai sonrası böyle bir hizmetiniz var mı? Evet. Hafta sonuna da denk getirebiliyoruz. Evet. Sait Bey, öncelikle biz Kızılay ilk yardım birimleri olarak 24 ilde 30 ilk yardım eğitim merkezlerinde kişiye bağlı, istek üzerine sertifikalı eğitimler ve seminerler düzenliyoruz. Bunların 6 tanesi direkt ilk yardım eğitici eğitim merkezi. Hı hı. Burada da eğitmenler, ilk yardım eğitmenleri yetiştiriyoruz. Uzmanlarız yetiştiriyor. Evet. Çünkü Türkiye'nin 81 ilinde, 81 vilayette eğitim devam edecek şekilde, kişilere ulaşacağımız şekilde uzman yetiştirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda 15 ile 16 toplum merkezinde 20 sağlık uzmanımız da artık bu kapsamda hizmet vermeye başladı. Mesela Şanlıurfa'da Kızılay ilk yardım üzerine sadece seminer veriyordu. Şu an artık bizle beraber sertifikalı ilk yardım eğitimleri de yani verecek. Hani klasik sorudur. Evet. Sertifikanız her yerde geçiyor mu abi? 3 yıl. Kesinlikle bu kapsamda. Hani halk eğitimden alınan sertifikalar. Evet. Halk eğitimden alınan, milletinden alınan onlar sertifikalar geçerli Ahmet abi. Evet. Gittiğimizde diyorlar ki sizdeki yani almış olduğumuz sertifikalar yani kamu kurum ve kuruluşlarında da geçerli. Şu an Türkiye'de uluslararası geçerliliğe sahip tek ilk yardım sertifikasını Kızılay Derneği vermektedir. Kıymetli dostlar, gerçekten bu önemli bir fırsat. Bu fırsatı değerlendireceğiz. Nereye başvuracağız? Ki, arkadaşlar böyle bir işaret ediyorlar. Toplum merkezinde abi, adresi Yenice Mahallesi 5002. Sokak No 10 Türk Kızılay Şanlıurfa Toplum Merkezi. Tüm halkımızı bekliyoruz. Hangi otobüs geçiyor abi önüne? Eyübiye. 61 Eyübiye otobüsleri. Yani Eyübiye bölgesine. Biz buradan yürüyerek 5 dakikada ulaşabiliriz. Sanırım çok yakın. Evet. Çok yakın, evet. Ayrıca şubemize de uğrasalar. Şube nerede başkanım? Bunu ben siz söylüyorum. Şubeyi tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Evet, ha, Eski Şahmet Hastanesi'nin arkasındaki evet. İpek Palas'ın arkasında evet. Kızılay'a ait olan Kızılay binasıdır. Evet. Eyübiye'nin, Eyübiye Belediyesi'nin ek hizmet binası da hı-hı, aynı zamanda bizim müstecirimiz olarak orada evet, oturmaktadır. Yani İpek Palas'ın hemen Atatürk Bulvarı üzerinde kapak pasajı Eski Şam, evet, evet. Eski Şamlet'in evet, arkası ki Şamlet şu anda evet, zannediyorum yıkılıyor. Evet. Kıymetli dostlar, sizlerden kısa bir ara isteyeceğiz. Bu arada Sağlık Müdürlüğü'nde eğitim şubede bana sertifika veren, ilk yardım sertifikası veren arkadaşım diyor ki senin sertifikan var. Evet, vardı ama parayla almıştım. Beleş bir sertifika veriliyor. İnşallah. Yasal hale neden getirilmeli'nin sorusunu Ahmet abiye soracağım.
Çok çarpıcı bir örnekle huzurlarınızda olacağız. Bizlerden ayrılmayın. Kanal Urfa'da kısa bir ara. Efendim, Kanal Urfa'da gündem özelde Türk Kızılayı'nın dünyada ve Türkiye'de, ülkemizde yapmış olduğu güzel hizmetleri anlatıyorduk. Dedim ki çarpıcı bir örnekle huzurlarınıza geleceğiz. Az önce Ahmet abi dedi ki ilk yardım herkes öğrenmeli. İşte bugün Dünya İlk Yardım Haftası münasebetiyle bugün Kızılay ekibi başkanımız ve toplum sağlığının sorumlusu Sefer Sağlam Bey ile beraber huzurlarınızdayız. Şimdi ülkemizde başkanımız da hatırlayacaktır. Son birkaç yıl öncesinde kuduz vakası, bir yılda iki tane çocuğumuz kuduz vakasına yakalandı. Dünyadan insanlar geldiler o vakayı evet. izlemek için. Biz o zaman onlara eşlik ettik. Evet. Bir çocuk kudurarak öldü. Evet. Çocuk hastanesinde. Sizin eski hastane dediğimiz yerde, o kırmızı binanın evet. bir odasında, karantinada kudurarak öldü. Ben hala o olay... Orada Sayın Valimiz bütün muhtarları, bütün öğretmenleri, müdürleri eğitim için topladı. Tabii oraya gelen insanlara da jandarma orada milleti toplarken, işte Kudüs için valilikte toplantı var dese, jandarma sonra söylüyor. Evet. Diyor ki, müdür bey kimse gelmezdi. Tabii. Biz de dedik ki, Sayın Valimiz köyümüzün sorunlarınızı alacak, gelin. Tabii. Herkes dosyalarını almışlar, köyümüzün yolu yok, suyu yok, elektriği yok. Öğretmenlerini almışlar, hocalarını almışlar, muhtarları almışlar, evet. toplantıya gelmişler. Kulakları çınlasın Mehmet Özel Valimiz. İşte oraya geldiler, bir ilim adamı çıktı Kuduz'u anlatacak. Dedi ki biz Kuduz vakasını sizlere anlatacağız. Bazı muhtarlarımız tepki gösterdiler. Dediler siz bizi bunun için mi çağırdınız? Evet. Tam salonu terk ederken Sayın Valimiz dedi ki bir dakika arkadaşlar. Vicdanınız el veriyorsa buyurun devam edin. Evet. Bu şehirde bir yıl içerisinde iki tane çocuğumuz kudurarak öldüyse bunun sorumlusu muhtardır. Bunun sorumlusu öğretmendir. Bunun sorumlusu imamdır. Bunun sorumlusu annesi ve babasıdır. Biziz. Evet. Toplum. Biz. Dolayısıyla az önce bir şey söylediniz. Dediniz ki ilk 5 dakika, ilk 20 dakika, ilk evet. 30 dakikada evet. yapılan hareketlerin evet. eğer doğru evet. yapmazsanız evet. müsebbibi sizsiniz. Bu çok ciddi bir aslında vebal. Vebaldir. Bu vebalden nasıl kurtulursunuz? Şimdi bakınız bu ilk yardım kursları gerçekten Kızılay'ımız tarafından çok hassasiyetle takip ediliyor. Özellikle ben yine rakamlara gireceğim. Bir defa bu haftanın adı ayrımcılık ve dışlama yapmadan herkes için ilk yardım haftası. Bu çok çarpıcı bir tema aslında. 2000 yılından beri 250 bin kişiye eğitim verildi. 2000 yılından. Evet. evet. 250 bin kişiye eğitim verildi. 24 ilde 30 ilk yardım eğitim merkezimiz var. Hı hı. 16 toplum merkezimiz var. Bunları rakamsal olarak bilmenizde fayda var. Ayrıca Ocak ayından Haziran ayına kadar tam 183.650 kişiye Ocak-Haziran dönemi içerisinde 183.650 kişiye de bizzatihi bu eğitim verildi. Bu yeterli midir? Rakam büyük görünse de bence yeterli bir rakam çünkü, değildir. Çünkü bence eğitilmemişiz. Urfa'da bile 186 bin kişiye erişebilmeliyiz biz. Doğru söylüyorsunuz. Olay bu. Ciddiyet bu. O bakımdan ben bütün halkımıza buradan ilk yardım haftası nedeniyle ilk yardım bilincini alması, ilk yardım hakkında en azından bilgi edinilmesi, çok basit bir manevrayla boğazına zeytin tanesi veya evet. mevsimidir fıstık diyelim. Evet. Fıstık kaçmış olan bir insan solunum güçlüğünden ne hayatını yapma. Kaybedebiliyor. Eğer o manevrayı biliyor iseniz Müdahale. Evet. O müdahale yöntemini biliyor iseniz o hastanın hayatını kurtarmış olacaksınız. Çok son derece basit manevralar, son derece basit işlemler, solunumu açmak, dolaşımı açmak, şokta olan hastaya gerekli olan müdahaleyi yapabilmek gibi teorik olmayan, daha ziyade 16 saatlik bir eğitim kursudur. Hem tatbiki yani hem görsel hem de kitabi bilgilerle donatılmış ve sonunda da sertifika hocalarımız tarafından sertifika verilerek sertifikalandırılan bir ilk yardım eğitim kursudur. Ben vatandaşlarımızın inşallah yarından itibaren bu konuya hem toplum merkezine müracaat ederek bizzatihi bize de müracaat etmiş olsalar bile evet. bizler aynı şekilde bu eğitimi verdirme noktasında elimizden gelen her türlü aktif çabayı ve gayreti göstermekteyiz. Şimdi asıl olan doğru müdahale, evet. asıl olan etkin müdahale,
Asıl olan zamanında yapılan müdahaledir. Yani doğru, etkin ve zamanında yapılan bir müdahale hastanın hayatını kurtarıyor. İşte ilk yardım hocalarımızın zaten yaptığı bu. Tabii trafik kazaları, yaralanmalar, kanamalar, bilinç bozuklukları, güneş çarpmaları, donmalar, donuklar, zehirlenmeler, kırık çıkık ve burkulmalar, hayvan ısırığı, yılan, akrep vesaire ki bölgemizde yaygın ısırıkları, böcek sokmaları, boğulmalar, kanal boğulmaları ilimizde sık rastlanıyor. Ayrıca solunum yolu tıkanmaları, göğüs ağrıları, burun kanamalarına çok basit manevralarla önlenebilecek olan rahatsızlıklar bunlar. Hele hele yaralı bir hastanın transportu, yani taşınması da bu verilen eğitim içerisinde vardır. İnanın ki bu eğitim sizler için hem yaşamınız boyunca size fayda sağlayacak, hem karşınızdaki insana fayda sağlayacak, hem de sizi bu konuda hem zihinsel hem bedensel olarak bir donanıma sahip olmuş olacaksınız. Ben bu ilk yardım haftası nedeniyle Kızılay Toplum Merkezi'ne teşekkür ediyorum. En başta Kanal Urfa'ya bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. Ve bütün Urfa'nın bu ilk yardım farkındalığı ve ilk yardım bilinci içerisinde olması gerektiğini söyleyerek Sayın Sefer Beyler, evet, neler yapılabilir toplum merkezimiz? Şimdi burada sorular var. Evet. Sefer Bey diyor ki bu eğitimlere gelmek için eğitim yeriniz neresi? Saatleri benim gibi memurlar soruyorlar. Evet. Hafta sonu var mı? Periyotte plan dahilinde yapılacaktır. Evet. Toplum merkezi müdürü buyurun. Öncelikle başvuru yapacakları yeri tekrar söyleyelim. Şanlıurfa Toplum Merkezi, Türk Kızılay Şanlıurfa Toplum Merkezi, Yenice Mahallesi 5002. Sokak No 10 adresinde ulaşabileceklerdir. İnternette de Şanlıurfa Toplum Merkezi yazdıkları zaman gerekli iletişim numaralarına da ulaşabilip oradan da bizimle iletişime geçebilirler. Ayrıca bu programlara dahil olmak istiyorlarsa bu programlar için öncelikle belirli bir sayı olması lazım, kurumsal nitelikte alınacaksa. 15 kişi üzerinde eğitim veremiyor bir eğitmenimiz. Bizde şu an 2 tane var bir seansta. Şimdi şöyle bir hocamız, öğretmen abimiz diyor ki biz okulda, bu, mesela diyelim örnek ben Şahin abi ilkokulun müdürüyüm, yöneticisiyim. Öğretmenlerime ve çalışanlarıma bu eğitimi vermek istiyorum. Salonumuz da var. Gidip bu eğitimi orada verebiliyor musunuz? Bu bağlamda zaten biz Şanlıurfa'da ilk yardım seminerleri düzenliyoruz. En ücra noktalara bile şu an ilçelere, köylere kadar gidip çocuklarımıza kadar eğitimler verdik. Allah bizim olsun. Düşüncemiz Türk Kızılay olarak ana hedefimiz en az her evde bir ilk yardımcının olması. Yani bunu, hedef her ailede bir kişinin hiç olmasa. Aynen, kesinlikle. Bu bağlamda biz bunu elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıp ve çekirdekten yetiştirmeye özen gösteriyoruz. Yani ilkokul düzeyinde seminerler düzenleyerek çocuklarımızın ilk yardım hakkında bilgi sahibi olmasını sağlıyoruz. Hedef bu. Kesinlikle bu yolda. Üniversite gençliğine aynı şekilde yönelik çalışmalarımız var. Bu arada şey diyorlar. Eskiden diyor biz kan merkezine giderdik, sıra beklerdik. Şimdi kan merkezi ayağımıza geliyor. Okullara gidiyor, ilçelere hem gidiyor. Hem seyyar kan merkezimiz, bu hem manada noktasal olarak Urfa merkezde 3 tane kan merkezimiz. Ben Urfalılara teşekkür ediyorum. Türkiye çapında nüfusa oranla kan bağışı yapan duyarlı hemşerilerimle ben gurur duyuyorum. Ayda 4000 ünite kan Urfa'dan toplanarak ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Evet. Bir müjdeyi de burada vermek istiyorum. İlk kez bunu söylüyorum. Beklenen müjde. Urfa sadece kan merkezi olarak değil, bölge kan merkezi olma konusunda dün Ankara'dan da yetkili genel müdürlükten arkadaşlar geldi. Eski 112'nin yerinde hem şube binamızı hem de Kızılay bölge kan merkezimizde. Sağlık Müdürlüğü'nün ön taraftaki benim evet, efendim. Evet, eski sağlık meslekçisi çok iyi bilirsiniz. Yüksek okulu orada inşallah bu hizmeti vermeye devam edeceğiz. Hep birlikte. Ben şunu söyleyeyim. Halkımız Kızılay'la diyaloğunu bir defa kaybetmesin. Bizler her zaman
telefonlarımız da açık. Hem toplum merkezimiz, hem bizler, hem kan merkezimiz, hem sosyal uyum merkezimiz. Kızılay ailesi olarak bizler bir bütünüz, bir camiayız. Hiçbirimiz diğerinden ayrı gayrımız yoktur. Yeter ki Kızılay'ı sevelim. Elimizden geldiği kadar hem bağış noktasında, hem yardım noktasında, hem karşılıklı birebir ilişki noktasında, hem de dua noktasında ben Urfalılardan, hemşerilerimden destek, yardım, ilgi bekliyorum. Allah razı olsun. Şimdiye kadarki ilgilerinden dolayı da ben teşekkür ediyorum. Ahmet abi, Sefer Bey az önce dedi ki bu yayınımızı tabii biz linkini genel merkezimize atacağız. Evet. Ben şöyle ekran beni tek alsın. Buyurun. Biraz taleplerimiz olsun. Efendim dünyada en fazla misafir Şanlıurfa'da malum haliniz. 600 bin kardeşimiz. Hani birbirine der ki savaştan mı kaçmışsın? Savaştan mağdur edilmiş insanlar var. Iraklısı var, Suriyelisi var ve diğer ülkelerden gelen insanlar var. Dünyada en fazla misafir, mülteci demiyoruz. Bizim literatürümüzde o pek itibar görmüyor. Bu misafirlere Kızılay çok büyük hizmetler veriyor sevgili dostlar. Bu işin içinde olan biri olarak söylüyoruz. Günde onlarca insanın duasını Ahmet abinin, Ahmet başkanımızın söylediği gibi alıyorlar. Almaya devam edecekler. Şimdi tam kamera bende tekteyken genel merkezden şunu istirham ediyoruz. Efendim Urfa'ya bir merkez, toplum merkezi bir tanesi az. Neden az? Urfa çok büyük bir il. 2,5 milyon Suriyelilerle beraber 2,5 milyona yaklaştı nüfusumuz. Şimdi düşünün Sırrı'ndan, Karaköprü'den veya başka bir ilçeden bir insanın kalkıp ta Eyüp'e gelmesi gerçekten zor. Hiç olmasa merkez 3 ilçede, hiç olmasa merkez 2 ilçede bu merkezlerimizden birer tane daha istiyoruz. Sizlerden istirhamımızdır, ricamızdır. Bu başkanım belki bana kızacak program sonrasında, der ki korsan bir açıklama yaptın ama bunu günde en az 100 defa Suriyeli kardeşlerimizle bunu karşılaşıyoruz. Onlar bu manada mağdurlar. Onların mağduriyetini giderebilmemiz için merkezin biraz daha fazla olması gerekiyor. İnşallah. Doğru mu? Doğrudur Sait Bey. O zaman toplum merkezi hakkında evet. Bilgi alalım. Neler yapıyoruz toplum merkezinde? Ne gibi hizmetler? Tabii konumuz ilk yardım ama böyle başlıkları sayarsak yine gündemimiz ilk yardım olsun. Ya, tabii ki biz de bunun zaten halkımızın toplum merkezlerinin farkındalığı arttırma konusunda çalışmalar yapıyoruz ve bunu canı gönülden istiyoruz bu alanda hizmet verdiğimiz için. 150 yıllık iyilik çınarının bütün gözde birimlerinin yanı sıra 2015 yılında yeni bir birim, yeni bir gözde toplum merkezleri Kızılay bünyesinde hizmet vermeye başladı. Evet. Bu 15 ilde 16 toplum merkezi oldu 2015 yılından bu yana. Yani bizim için güzel bir başarı. İnşallah daha iyi hizmetler doğrultusunda Kızılay'ı daha ileri taşıyacak hizmetlerde bulunmak istiyoruz. Toplum merkezleri yerel ve uluslararası koruma altındaki insanların ihtiyaçlarına yönelik hizmet veren bir birim. Evet. Bunların içerisinde 4 program olarak hizmet vermekte, faaliyet göstermekte toplum merkezi. Bu programlar birincisi koruma programı. Koruma programında yani kişinin ihtiyacına yönelik diğer kurumlarla yönlendirmeleri olsun, diğer kurumlara ulaşamıyor, bu kurumlara nasıl ulaşacağı, evet, destek olsun veya istismara uğrayan bir kişi sesini çıkartamıyor, bir yere başvuru yapamıyor. Buna sosyal hizmet uzmanlarımızla birlikte gerek Emniyet Müdürlüğü, gerek Valilik, asli süreçlerini takip etme, evet, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı nezdinde destek. Eğer kişinin medikal cihaz desteği varsa bu bağlamda kişinin ihtiyacına yönelik destek sağlama, gerek tekerlekli sandalye olsun veya herhangi bir cihaz olsun, bu konuda destek sağlıyoruz. Diğer bir programımız sağlık ve psikososyal destek. Ben sağlık ve psikososyal destek programında görev yapıyorum sağlık uzmanı olarak. Bu birimde sağlık hizmetlerine yönelik, yani bölgedeki sağlık sorunları ne, buna yönelik mesela bu bölgede bulaşıcı hastalıklar etmeni, hijyen etmeni, bu etmenlerde ilk yardım olsun. Eğitimler düzenliyoruz, seminerler düzenliyoruz. Bölgenin buna yönelik gelişebilecek hastalıklara karşı gerek halk sağlığı olsun, gerek il sağlığı müdürlüğüyle işbirliği yaparak önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Bölgede dediğiniz gibi çok
göçmen arkadaşlarımız var. Bunlara yönelik psikososyal destek çalışmaları, yerel halkımızdaki güncel problemlere yönelik psikososyal destek çalışmaları sağlanıyor. Bu bağlamda anketler düzenli yapılıyor, görüşmeler alınıyor ve problemlerin çözülmesini sağlıyor. Bireysel görüşmeler özellikle bayağı fazla oluyor toplum merkezlerimizde. Bu bağlamda görüşme sağlamak isteyenlere psikososyal destek sağlayabiliyoruz. Diğer bir program olarak geçim kaynakları var. Geçim kaynaklarında bu ara Kızılay gerçekten de toplum merkezlerinin nezdinde bayağı faaliyet göstermeye başladı. Bu geçim kaynakları programı adı altında meslek edindirme kurslarımız var. Bunların içinde kuaförlük var, biçki dikiş var, el sanatları kursları var. Kesinlikle ücretsiz olarak hizmet veriyoruz buralarda. Ve diğer bir bölüm olarak şu an Kızılay yani Ziraat. Bunu ilk defa izleyeceğimiz. Evet. Tarım ve ziraat eğitimleri olarak bayağı plana geldi ve bu alanda ciddi çalışmalarımız var. Kişiler meslek edindirme konusunda tarımda eğitim alıyorlar uzman eğitmenlerimiz ve mühendislerimiz çerçevesinde. Diğer bir girişimcilik altında verdiğimiz hizmetlerden biri hane destekleri. Ücretsiz hane desteği. Kişiyi destekleyerek istediği alanda eğitim alıyor. Mesela diyor ki ben hayvancılık yapmak istiyorum. Hı hı. Bu alanda hayvancılıkla ilgili eğitimleri, bilgilendirmeleri alıyor. Uygun görüldüğü takdirde kişinin kendi işini yapabilip hanesine gelir getirici bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Ve bu kapsamda da Şanlıurfa'da bayağı yol kat ettik. Şöyle bir hesap çıkarırsak bugüne kadar kurulduğunuz bugünden şu ana kadar bu destek biriminizden kaç bin insan istifade etti? Evet, ben Şanlıurfa Toplum Merkezi nezdinde yani 2015 yılından bu zamana kadar tüm programlardan Şanlıurfa'nın faydalandığı kişi sayısı 73.506 kişi. Müthiş bir rakam. Desteklemek lazım. Evet, hakikaten. 73.506 kişiye dokunmuşsunuz. Dokunduk. Gerek derdine aynen merhem oldunuz. Kesinlikle. Kurma sahibi olduğunda yani şu anda arkadaşlar son 7 dakika diyorlar. Yani 25'te mi? Evet. 25'te mi? Ahmet abi için ki Sefer Bey için. Evet. Tamam. Yani Kızılay uzun bir konu. Evet. Kızılay'a zaman... Amenna. Ama dediğimiz gibi yani Sefer Bey, biz Kızılay sadece işte kan damlayan, öyle zannedebiliriz. Sadece bir evet, tabii, kan veren müessese. Evet. Artık öyle değil. Değil, kesinlikle. Şimdi ben Büyükşehir, biliyorsunuz girişteyim ben hemen. Evet. Harantin'in karşı tarafında. Evet. Çünkü yine bir çocuklar geliyorlar. Evet. Abi salon boş mu? Diyoruz ki saat 10'da burada bir işte program olacak. Ama biz şey boş gördük. Elemanlarımız o kadar güzel takip ediyorlar ki. Evet. Yeter ki böyle merkezi bir yer bulsunlar. Hemen evet. Sedyeleri atıyorlar. Oraya kan hemen kan koyuyorlar. Toplamaya başlıyorlar. Gerçekten Urfa bu manada, bu konuda gerçekten örnek verilecek bir il. Özellikle bugün insanın gözünü yaşarmaması mümkün değil. Evet. Şehitlerimize saygı ve teröre lanet yürüyüşü adı altında tüm Urfalı esnafıyla, bürokratıyla, dergahtan Haşimiye'ye hatta şeye kadar bir kortej devam ediyor ve bir insan seriydi. Bu Urfa'nın hassasiyeti. Hı hı. Urfa'nın teröre karşı ve teröre karşı laneti artı şehitlerimize de saygısının bir ifadesi. Hı hı. Sadece bu değil. İşte ben diyorum ki Kızılay'a ve Kızılay'ın da diğer birimlerine karşı Urfalı da aynı hassasiyeti gösteriyor, gösterecektir. Evet. O bakımdan ben teşekkür ediyorum. O yürüyüşe katılan veya mazereti nedeniyle katılamayan bütün kardeşlerimize de ben huzurlarınıza, televizyonunuz aracılığıyla da teşekkür ediyorum. Evet, Allah razı olsun. Kıymetli dostlar, gerçekten Sayın Başkanımız Ahmet İnan abimizin söylediği gibi biz de o programı baştan sona canlı verdik. Program öncesinden ta sona kadar, basın açıklamasına evet, kadar evet. Sosyal medya hesaplarımızdan canlı verdik. İnşallah bu gece haberlerimizi de izlediniz, izlersiniz de.
Urfa şanına yakışanı yapıyoruz. Budur. Gereken bu. Bakın kan bağışında söyledim. Evet, aynı şey. Anarşiye Urfa hiçbir zaman geçit vermez. Vermiyor. Birisi hata mı yaptı? Aha bu hata yaptı. Evet. Boynunu kırın kardeşim. Evet. Bu yanlış mı yaptı? Evet. Bu teröre mi bulaştı? Evet. Şurayı kim bombaladı? Şu bombaladı. Urfa hiçbir zaman yardım ve yataklık yapmadı. Evet. Urfa bu manada mert. Ben İyi ki Urfalıyız abi. Elhamdülillah. Sefer neresi? Ben Hataylıyım. He? Said Bey. Arapça biliyor musun? Hatay. Yok ben Kürtçe? Arapçayı yurt dışında öğrendim. Tamam. Yurt dışında 10 yıl kaldım. Ben Türkiye Arabiyim. Evet. Maşallah. O zaman bizim Arapça izleyenlerimiz var. Evet. İstersen finişi Arapça bitirelim. Nibi kurmancı, nibi arabi ne abi? Vallahi abi Arapça diyor, anlamıyorum Türkçe. Demiş aranızda İngilizce bilen var mı? Demiş yok, ey demiş rahat konuşabilirim. Size Arapça bilen evet. yok değil mi? Evet, evet. Allah razı olsun. Sağ ol. Şunun için söylüyorum. Çünkü 600 bin insanın yaşadığı bir ilden konuşuyoruz. Evet. Oraya gelen insanlar tabii dil bilmiyorlar. Orada tercümanlarımız var. Hayat, onun için söylüyorum. Evet. Yani bu olmazsa çok elbette. Büyük sıkıntı. Allah adam işte diyor ya böbreğim ağrıyor başka yerine alıyorlar. Ahmet abi evet. Son iki dakikayı size bir dakikayı da Sefer Bey'e bırakıyorum. Olur. Urfa Teşkilatı'nda yine hayırlı işlere imzası olan Eyüpya Başkanımız İbrahim Toru Bey var. Evet. Diğer başkanlarımız da sizden istirham ediyorum. Evet. Şimdi tabii ki Urfa'da yapılan hizmetler sadece bu az önce bahsettiğimiz, ismini zikrettiğimiz toplum merkezi veya kan merkezi veya sosyal uyum yardım programları olduğu yer değil. Bizler de şube olarak Urfa'da çok ciddi hizmetler yapmaktayız. Ramazan ayında hepimizin bildiği gibi bir gıda yardımı paketimiz oldu. Evet. Bunun dışında konserve et yardım paketimiz oldu. Halen de devam etmektedir. Evet. Yine giyim paketimiz oldu. Bu da çok etki getirdi. Temizlik malzemeleri ve hijyen malzemeleriyle ilgili ciddi hizmetlerimiz oldu. Ya Urfa'ya pozitif bir ayrımcılık yapıyorlar mı abi? Genel merkez. Bizleri seviyorlar deyip. Sefer. Kesinlikle Ahmet abi seviyorlar. Sanki böyle biraz şey diyor. Yani pozitif ayrımcılık yapılsa iyi olur diyor. Ben öyle algıladım. Çünkü 600 bin. Ben bunu herkese söylüyorum. Doğrudur. Yani Milli Eğitim Doğrudur. Bakanımıza da aynısını söyledim. Evet. Çünkü bizi yani lütfen unutmayın diyorum. Evet. Yani zaten bizim eğitimde zaten sıkıntılarımız var. Bir de bunun üzerine Sayın Genel Başkanımız bin, Kerem, evet. Doktor Kerem Kırık meslektaşım olması evet. hasebiyle bu konuları biz defaatle konuştuk. Hı hı. Urfa'ya gerçekten bakış açıları daha özel, daha evet. başka. Evet. Buna sizin tabirinizle pozitif ayrımcılık da diyebiliriz. Eyvallah. Ayrıca bunun dışında tabii ki az önce bir arkadaşımız hı hı. sordu. İlkokul seviyesindeki 44 öğrenciye biz burs vermekteyiz. Hı hı. Yine çok önemli bir nokta bir Kızılay lojistik deposu yapma durumundayız. Eski havaalanının olduğu yerde hı hı. Milli Emlak'ın bize tahsis ettiği 20 dönümlük bir arazide. Urfa bunu hak ediyor. Urfa Suriye ile sınırı en uzun olan il. Urfa Akçakale merkez seçildi abi. Elbette. Hı hı. Urfa az önce söylediğimiz Suriye'den, Irak'tan gelen misafirlerle birlikte 600 bin ekstra nüfusa hı. haiz olan bir yer. Jeopolitik noktadan kritik bir il. O bakımdan bir lojistik depoyu kurma konusunda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'na burada huzurlarınıza teşekkür ederim. Zeynep Abidin Beyazgül Bey'e bize orayı da o meclise sunarak tahsis etti. Yine tabii kurban nedeniyle kurban faaliyetlerimiz oldu. Urfalı'nın kurban noktasında da hassasiyet gösterdi Kızılay'a. Şer'i usullerle kurbanımızı kestik evet. ve şahıslara ilettik. Ramazan faaliyetlerimiz oldu. Yine Mevlid ve özel günlerde 15 Temmuz gibi hı hı. Önemli bir günde Kızılay yine sokaktaydı, yine dergahtaydı, yine lokumunu dağıttı, tanıtımını yaptı. İlçelerde ve şubelerde yeni yeni şubeler açtık. Hı hı. Az önce söylediğiniz gibi Eyüpiye şubemiz. Eyüpiye'de İbrahim Bey var. İbrahim Bey sağlık nedeniyle evet. dolayısıyla affını istedi evet. İbrahim Bey.
kuruluş aşamasından sonra. Evet, kuruluşu yaptı ve ondan sonra başarılı bir şekilde de çalışıldı. Ekibiyle, yönetimiyle teşekkür ediyoruz. Halil'e Mehmet Keskin. Mehmet Keskin Bey kardeşimiz, belediye meclis üyesidir aynı zamanda. Halil'e de. Karaköprü'de avukat Osman Aslan, evet. Yine bizim Karaköprü şubemiz. Ceylan Pınar'da şube temsilciliğimiz, Akçakale'de yeni bir şubemiz açıldı. Evet. Bu arada şubesi ve temsilciliği olmayan bütün ilçelerle de çok yakın temas halindeyiz. Hilvan'a pazartesi günü inşallah bir yardımımız olacak. Akçakale'ye aynı şekilde hem giyim, hem gıda, hem konserve et noktasında faaliyetimiz olacak. Kızılay sizler için, Kızılay Urfa için, Kızılay bir iyilik hareketidir. Dolayısıyla yardıma muhtaç olan elimizin yettiği kadar. Bizler ne yapıyoruz? Bizler devletin verdiği, Kızılay Genel Müdürlüğü'nün verdiği gıdaları sağ elden alıp ihtiyacı olan insanlara bunları afişe etmeden, bunları deşifre etmeden, rencide etmeden bu gıda yardımlarını dağıtıyoruz. İnşallah bu hizmetlerimiz hep birlikte bir Kızılay ailesi olarak toplum merkezimizle, kan merkezimizle, diğer kurum ve kuruluşlarımızla hep birlikte tek vücut halinde inşallah hizmet vermeye devam edeceğiz. Ben Urfa halkına huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Kızılay'a gösterdiği yakın ilgiden dolayı ve bundan sonra gösterecekleri ilgiden dolayı da şimdiden kanalınız aracılığıyla Sait Bey teşekkür ediyorum. Başkanım, biz size çok teşekkür ederiz. Operatör Doktor Rahmet İnan, Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sefer Bey çok teşekkür ederiz. Asfasın buraya gelecekler, kesecekler yayını. Halden anlıyorsunuz. Evet. Sefer Bey, size biz başarılar diliyoruz. Çok teşekkür zor bir ederiz. İlde, zor insanların olduğu, harpten çıkan insanlara destek verdiğiniz için, yardım ettiğiniz için bir Urfalı olarak biz size teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ne demek görevimiz. Allah razı olsun. Kıymetli dostlar, gündem özelde Türk Kızılay'ını konuştuk. Türk Kızılay'ın hizmetlerinin bir nüktesini, denizde bir katresini sizlere aktarmaya çalıştık. Aylar güzeldir. Beyaz ay da güzeldir, Kızılay da güzeldir, Yeşil ay da güzeldir. Bu güzellikleri sizlere Kanal Urfa hep anlatmaya, tanıtmaya çalışıyor, hizmetlerini aktarmaya çalışıyor. Aktarırken şunu sizlere anlatmaya çalışıyor aslında. Biraz da siz bize destek verin. Türk Kızılay'ı itibarlı bir kuruluş. Bu itibarı sizlerin desteğiyle daha üst noktalara getirmek istiyor. Bu manada kanınızla, canınızla destek verdiğiniz gibi himmetinizi de bekliyoruz. Depolarımız, hani derler ya, boşaldı. Çünkü yükümüz çok ağır. Bu manada sizlerden himmet ve dua bekliyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim. Bu programı bir kez daha izleme fırsatınız olacak. Arkadaşlarımız bunu sizlere hatırlatacaklar inşallah. Bir başka gündem özelde, başka bir güzel efendim hayır programında görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum. We'll be right back.